AK Parti bir devrim yapmış Kürtler için ama Kürtlerin bundan haberi yok. Nasıl olmuş bu? Nasıl olmuş bu? Şimdi bakın ben size anlatayım. Ben size anlatayım. Eğer bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz dönemde Kürt halkı Türkiye sınırları içinde bazı haklar elde ettiyse onu çok büyük bedeller ödeyerek sürdürdüğü kendi mücadelesiyle elde etti. Kendi mücadelesi. Eğer bu ülkede 100 yıllık bir safsatayı Kürt yoktur safsatasını yıktıysa kendi mücadelesiyle yıktı. Kürt vardır bunu bütün ülke gördü. Eğer Kürtçe bir dil değildir safsatasını yıktıysa Kürtçe bir ana dildir ve Kürt halkının kimliğidir meselesini kazandıysa kendi mücadelesiyle kazanmıştır. Dolayısıyla eğer Kürtlerin kimliği bütün dünyada ve Türkiye'de tanınır hale geldiyse kendi mücadelesiyle büyük bedeller ödeyerek yaptığı mücadelesiyle kazanmıştır. Bir, bunu belirtmek istiyorum. İki, şimdi keşke devrim yapacak siyasi cesaretiniz olsaydı da o müzakere masasını 2015 yılında devirmeseydiniz ve gerçekten Türkiye tarihine devrimci bir adımla geçmiş olsaydınız. Ama sizin bu konuda siyasi cesaretiniz olmadığı için, korktuğunuz için o masayı devirdiniz İmralı Adası'nda. Şimdi Kürt halkının değerlerine saldırarak vekil olmak, evet belki hoş geliyor size bugün, hoş geliyor ama yarını var, öbür günü var bunun. İnsan içine çıkamayacak hale geleceksiniz. Onu söyleyeyim. Diyecek lafınız yoksa bu kürsüye çıkıp da Kürt halkının değerlerine saldırmayacaksınız. Sözde Kürt gibi davranmayacaksınız. Neredeydiniz? Kürt halkının yerel seçimlerde seçim iradesi, sandık hukuku çiğnenir ve gasp edilirken, seçilmiş olan belediyelere kayyım atanırken neredeydiniz siz? Neyi savundunuz o zaman? Neredeydiniz siz? Kürtlerin tiyatroları, müzikleri yasaklanırken, kültür faaliyetleri yasaklanırken o kayyımlar Kürt halkının değerlerine saldırıp o tabelaları indirirken, büstleri yıkarken neredeydiniz siz Kürt olarak? Hiç görmedik sizi çıkıp konuşurken. Burada bir Kürtçe selamlamaya bile tahammül edilemezken siz neredeydiniz? Çıkıp burada iki laf etmediniz Kürtçe. Hikaye anlatmayın. Bu hikayeye herkesin karnı tok. Kürtlerin en büyük kazanımı olarak mahkemelerde ve cezaevlerinde Kürtçe konuşma hakkı elde edilir diyorsunuz ya. Kürtler neden mahkemelerde ve cezaevlerinde sorusunu sormanız gerekiyor esas olarak. Bu soruyu sormadığınız müddetçe insan içine çıkamayacak hale geleceksiniz.